Maskeleri pek yakışmış. Alışveriş maratonunda ikinci noktamız ayakkabı dünyasından sonra tabii ki Siva2'ye geldik. Bir şey beğendiremiyoruz ama Siva2'den birkaç parça ürün aldı. Ben arabayı serinletmeye geldim. Susuzluktan da ölüyorum ya. Yanında hemen Flo var. Flo'ya gitmeyi düşünmüyor. Yangın var. Allah'tan çok sıra yok, çok kuyruk yok. Beklerken de gölge yerimiz var. Arabamızı hemen park ettik ki ama sıcakta yandı. Babaannesiyle kavgası güzeldi. Meral'in yırtık pırtık bir şort aldığını görünce ben bunu almam, ben bunu giydirmem dedi babaannesi. Benden istedi, benim babaannen istemiyorsa olmaz. Arkadaşlar yanında paran yok mu? Yanında parası olsa ne büyükler olmadık dedikten sonra alacaksın mı dedim. O da tabii ki almadı. Şimdi arabaya bineceğim. Camları kapatacağım ve serinleyeceğiz. Bu arabada arabamız yıkaması gerekiyor. Bir şey öttü. Sizden mi öttü? Sor bakayım bir. Evet senden. Git annem çıkarsınlar. Her yerde öteceğim bu defa. Her yerde ötecek neyse artık o. Maskeden şey o filigran gibi oluyor ya bazen etiketler. Şöyle etiket gibi yapıştırıyor, o bile ötebiliyor yani. Maskenin üstünden çıkarılmadıysa. Ona da alarmı öyle koymuşlardır yani. Neyse ben camlarımı kapatayım. Serinlettim arabayı. Kapıdan çıkarken Meral'in öptü. Filigran herhalde. O elbiseler olmayacak bir şey. Ben yine de bunu beğendim. Yok canım, önce elbisesini almalım. En son bir aviyatın elbise aldım. Şey çanta aldım da böyle kullanmadı duruyor. Bir kere kullandım. Çocuklar için de var. Lef konukludan çıktık. Çocuklar için de etekler. Hmm.
Ev konukluğu da Meral abiye bulamadık. Renk tonu tutmadı. Babaannemizi aldık. Kendine istiyordu bir iki bir şey. Onu buldu, o aldı. Ben kendim aramıyorum arkadaşlar. Aramıyorum çünkü bulamayacağım. Bildiğim için de aramıyorum. Benim ekip de arkadan geliyor. Bugün 4 kişiyiz alışverişte. Keyfi yerinde olunca Meral. Aa, çoraplar. Ha? Ya video çeker. Göreyim kapanan. Meral, doğum gününde seni buraya getirdim. Getirir mi gene? Olur, zaten bir şey yapmayacaktın da bunu koparayım sen. Resmen şekersiz yazıyor orada. Sen de üstte şekersiz Meral. Tatsız Meral daha güzel olurdu ama. Oğlum sen de koymayın mı? Ne ararsa lan ya. Çiğdir olsa da. Bu Maro. Sana koydur muydu? Meral mayonez yeme. Ya cips yeme ya mayonez yeme. Yemiyorum zaten. Batıracağım bence. Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bütün gün bir uğraşım vardı, hatta bütün bir hafta ara ara alışverişteydik. Kızım kendine bir şeyler almak istiyordu. Bir alışveriş haftası yapıp durduk ama biz çekemedik, çok sıcaktı. En sıcak haftayı alışveriş için seçer mi insan? Böyle de seçermiş. Biz de bir şeyler aldık. Bugün de babaannesiyle çıktık, babaannesi ona bir şeyler aldı. Böyle bir sürü birikti, bir haftadır aldıklarımız var. Bugün en başta şundan başlayayım. 40 liraya bir kemer aldım. Bütün etiketleri kestik. Fiyat etiketlerini kestik. Küpürleri kestik. Kitapçı gibi sayfa sayfa. Orasında burası, burasında oluyor. Onların hepsini kestik. Galiba geçen sene bunların hepsi 40 liraya aldık. Bu sene 50 liraya aldık dedi ama. Sivay 2'den mi nereden aldık? Çok iyi hatırlamıyorum. Yazın girişinden beri sandalet al diyorduk. Şimdi biraz aşağı indireyim. Ama bir türlü aldıramıyorduk. Böyle bir sandalet aldık. Kirlendi bile. Düştü çünkü. Lastikli. Bir sandalet aldık. Bunu da kutusuna koyup kaldıralım. Geçen gün yine kendisi alışveriş yapmış. Alışverişinde arkadaşına hediye almış. Şöyle bir tişört almış uzunca. Arkadaşına da bunun benzeri bir şey aldı. Doğum günü hediyesi olarak. Yanında çorap hediyesi varmış. Böyle seni çorapları çok seviyor. Ha, ben görünmüyorum. Bugün ayar yapa yapa, evet. Hem ben hem eşyalar görünsün. Böyle. Benim çok hoşlandığım. Nerede nasıl isterse giyebilirsiniz diyebileceğiniz. Omuzları da askılı. Çünkü herhalde her zaman bu problem oluyor. Uzun geliyor ama bu ayarlı olan elbise çok iyi geldi. Uçları V geliyor. Şöyle önünde yeri var. Şöyle mi tersten göstereyim? V geliyor yani. Bu elbiseyi ben uygun aldığımızı düşünüyorum. Bu elbiseyi 150 lira aldık. Önden içten astarı var. Etekten astarı var. 150 liraya güzel kibar bir elbise aldık. Dün yine kendisinin seçtiği, hiç aklında olmayan bir model. Daha önce de hiç giymemişti. Böyle bağcıklı bir elbise. Bağcıklı. Balon gibi oluyor. Kenarlarından stretch. Drapeleri var. Drapajları var. Neyse artık böyle. Drape denmiyor buna. Neyse, iki yandan büzgüleri var. Ve sırtı komple ip arkadaşlar bunların. Bu şekilde. Hep ip. Üzerine de bir gün çekeriz. Çok anlaşılmadı. Babaannesi de anlamadığı için üstüne giydirdik. Böyle 3 tane şu şekil beyazını da aldık sporda giymeye, tayt üzeri. Beyazı şu an kirli herhalde. Bu şekil önünde ve arkasında penceresi olan
atlet. Bunları bu renkten çok güzel kıyafetleri var. İçinde giyebilsin diye aldık. Yine böyle bir tişört almış. Bunu da aldı yani. Bugün aldı. Böyle korsajlı iş görsün diye elbiselerin içinde. Ki göbeğini çünkü biraz küçülttük. O küçüldük sırada sarkma olmasın diye korsajlı bir iç çamaşırı aldık. Yine aynı şekilde elbiselerin altında uçuşur muçuşur kalkar kamufle etsin diye siyahın altında giymeyi aldık. Bugün de üzerinde olan bu kıyafet de geçenlerde güzel yurttan aldıydı. Bu üstü. Bir de böyle arkası lastikli, önü bir gelen. Önden fırfırları böyle. Arkadan da burada lastiği var. Toplanıyor biraz. Fiyatını hatırlamıyorum. Kaça aldım bilmiyorum ya da. Böyle lif konukluya gittik bugün. Mevsimlik. Kamuflaj pantolonların mantığında. Önden iki tane cebi olan. Kendinden kemeri olan. Ama paçası da lastikli. Tayt gibi, eşofman altı gibi. Güzel bir parçaydı. Üzerine de güzel oldu. Bunu alalı bayağı bir zaman oldu. Babaannesi ısrar etmiş, almış. Almak istememiş. Bizim hatun her zaman gibi. Aldıktan sonra üzerinden çıkarmadı. Çok memnun, çok beğendi. Bunun da fiyatını bilmediğim ürünlerden. Bu da arkadaşlar. LC-Y2'den. Ayak bileğine kadar uzanan, arkası lastikli, önü kemerli, cepleri olan 36 size bir pantolon. Bol bile geldi aslında, 36 yazıyor. Bol bile geldi, cepli. Bilekten hemen yukarı. Daha uzun boylularda bilekten bir karış yukarıda olur. Ömerli çok kısa yani. Çok daha mesafesi azdı. Yine böyle bir şort. Şuraları parçalanmış, yırtılmış bir şort beğenmişti. Babaannesi onu istemeyince. Bunu aldı. Bunu daha çok beğendi ondan sonra. Bir de böyle yine yeşil bir spor salonuna gidiyor. Sporda giyinmek üzere tayt aldı. Böyle bir alışveriş serüveni yaşadık. Daha birkaç bir şey daha var. Nerede olduğunu bilmediğimiz üzerinde olan. Çünkü bir hafta 10 gündür aldık. Kimisini giydi, kimisini giymedi. Aldıklarından memnun mu? Şimdi insan alışveriş yapar, yuvar eşyayı evine getirir. Ama en önemli konu giyebiliyor mu, memnun mu, mevsimi mi? Yanlış mı aldı? Büyük mü geldi? Küçük mü geldi? Birçok ürünü giydi. Güle güle giysin. Babaannesine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Hiç ben bu yaşta yorulurum falan demedi. Tek tek her ürünü beraber seçtiler. Kendisine de bir şeyler seçti. Görmüşken aldı diyelim. Seçti demeyelim de aklında olmayanları aklına düşürdük. Güzelmiş. Anne yakışır. Siyahtan gitti. İki tane bluz. Bir tane terlik. Meral gibi toplayıcılık yapmadı tabii. Meral'in aldıkları bunlar. Memnun kalır kalmaz bilmiyorum ama bazıları giydiği için çok memnun. Bazılarını da yeni giyecek. O yüzden bilemiyorum. Bahsederiz artık bundan sonra memnun kalıp kalmadığından. Çok geç bir saatte bunu çekim yaptığım için ne söylediğimi farkında olmayabilirim. Şu an bir baş ağrısı da var üzerimde zaten. Neden geç saate kaldık? Çünkü misafirim vardı akşamüstü. Memnunum. Güzel bir gece oldu. Çayımızı, kahvemizi içtik. Yemeğimizi yedik. Güzel bir gece oldu. Dediğim gibi şu an çok geç saatte çekmemin sebebi hem bunlar anneciğim topla, nerededir getir, anne nerede var, anne başka ne var bilmiyorum diye toplattım, getirdim, çıkardım. Biz çoğunun da etiketini, hem fiyat etiketini hem rahatsız edecek küpürlerini kesip kirli sepetine atmıştık. Hepsini topladık, getirdik ve çektik. Poşetlerini çoktan katlayıp kaldırdık. Böyle alışkanlığımız yok tabii, tutalım da açalım gösterelim, her zaman olmuyor. Bazen gelir gelmez çekiyorum. Bazen zaman geçebiliyor. Hepsini toplu dedim. Bugün toplu alışveriş yaptığımız çok oldu. Hepsini birden çekeyim dedim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom da bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım uykusuzluğum çok kötü değildir. Yarın bunu editlerken kendimi göreceğim. Belki baştan çekeceğim. Umarım memnun kalırım. Umarım sizler de memnunsunuzdur ve baştan çekmem. Hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.